Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün biz sabah erkenden kalktık, namazlarımızı kıldık. Ondan sonra uyumayacaktım ben. Eşim de bahçeye ilaçlayacaktı, ilaçlamak için. İlaçlamadan önce dedi ki hadi dedi, bugün şeyler hazırla da kahvaltımızı sahil bandında yapalım dedi. Ben de bir şeyler hazırladım. Şimdi sahile kahvaltı yapmaya gideceğiz arkadaşlar. Nacizane şöyle bir piknik çantası hazırladım. Ekmeğimizi aldım. Domatesle salatalığı böyle koydum. Evet, Ankara'daki burada fazla saklama kabım olmadığı için bu şekilde hazırladım. Şurada işte helvalar falan var. İşte artık bunları oraya gidince gösteririm. Kızartma yaptım. Bunun içine koydum. Tabakları böyle aldım. Evet, bardak çanak şekerdi. Fazla da bir şeye gerek yok zaten. Fazla yenilmiyor. İki kişiyiz. O yüzden şurada da meyvelerimiz var. Şunları da alayım şöyle. Sepetim de temiz. Acurla domates de koyayım. Bugün acır yiyelim kahvaltıda. Çok güzel, lezzetli. Çıtır çıtır bahçeden onlar da. Çantamı şimdi götüreyim. Hasan'a teslim edeyim. O da arabaya yerleştirsin. Canım şunu alır mısın, sepeti? Ay, kolum ağrıdı. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Her şeyi aldın, ben çayı doldurayım artık. Hasırı aldın. Hasırı aldım ben. Şu örtüyü aldın, çok amaçlı. Tamam, onu da vereyim. Tamam. Bunu mu alacağız? Bunu bana alalım. Şu yastıklardan da birini sen al. Lazım olur. Çayı dolduruyorum o zaman. Tamam. Büyük termosu Ankara'dayken bir arkadaşıma verdim. Buraya gelirken. O yüzden küçük termosla idare edeceğiz. Bu 750 milimlik. Yeter zaten. Hasan fazla çay içmiyor. Ben içerim gerisini. Şu çayını da dolduruyorum iyice. Bakayım be. Oo, çayla dolmuş bu ya. Bu çok olmaz, üzerine biraz su eklemem lazım. Evet. Şimdi ekleyelim. Tamam. Termosumuz hazır. Kapağını da kapattık mı? Ben iyice sıkılayım bunu ve hemen çıkayım. Termosu da götüreyim. Şu çantamı alayım. Çayı tek mi aldık? Evet. Sen fazla çay içmiyorsun ya. Hadi bakalım Hasan Bey, bin de arabaya, ben de geçeyim. Ay, evet, ponçik kaçırdık. Ponçik arkamızdan baka kaldı. Neyse, hadi gidelim biz. Açma açma gidelim. Gelince ağırlar, nasıl olsa. Neyse, hadi bakalım şuradan. Ponçik! Az önce nasıl bakıyor derin derin. Tamam, kapat kapıyı. Evet, hadi bismillah diyerek gidelim arkadaşlar. Oo, Safet amcanın kayısılar da olmuş. Geçen gün daha olmamış, tadına baktık ama. Evet arkadaşlar, yaşadığım yerler böyle bir yer. Seralar var. Böyle sebzeler, meyveler, her şey var. Hadi gidelim Hasan Bey. Ben hasırı aldım. Aşkitom'da piknik sepetimizi, minderlerimizi aldı. Gidiyoruz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, ortada bir yol olduğu için arabayı şöyle kenara park ettik. Burada da eşine söz vermiştim. Bugün dışarıda yemek yeme gittim. Şimdi sahile gidiyoruz. Dışarıda yemek yiyeceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Sözümü tutmuş olacağım yani. Evet, dışarıda yiyeceğiz. Doğru. Kocam bugün yemeği dışarıda yiyelim dedi. Balkona serdim gibi oldu bu da biraz. Evet, arabayı geriye park ettik. Şöyle 50 metrelik bir yolumuz var. Denizde görüyorsunuz, tam karşımızda deniz. Evet. Şimdi burada gölge arayacağız. Şuradakiler durmuyor. Ay. Bence şu ileride gölgeler vardır. Orada büyük ağaçlar var. Oh, deniz de mis gibi koktu şimdi. Ben gidelim. Gel bakalım, bak şurada büyük bir gölge var. Evet arkadaşlar, peynirlerimiz, zeytinlerimiz, helvalar, karışık kızartma var. Fazla saklama kabım olmadığı için böyle buna koydum. Meyve de getirdik. Geçen gün yaptığımız katmerden de var. Acurla domates getirdim ama bıçak getirmeyi unutmuşum bunları doğramak için. Neyse artık. Onları öyle ısıra ısıra yiyeceğiz. Yumurtalarımız tamam. Aşk Tom da çaylarımızı dolduruyor. Oh, mis gibi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şöyle bir bakın bakalım size etrafa. Çok güzel bir yere oturduk. O zaman afiyet olsun bize. Sen önüne düşün. Ekmeği kargaya atar mısın? Kargacık gel. Kargacık, kurgacık. Yakınlaştırabilir misin? Gelsene ya. Ekmek verdim sana. Karga. Karga, karga, kargaydı. Kiraz ver misin? Kiraz vereyim mi sana? Kiraz versem yer mi ki? Yok, yemez herhalde ya. Yemez mi? Az bir şey yedim ya ben, al. Sevdin mi? Aa bak, yiyor, gördün mü kirazı? Bilseydim sana ceviz getirirdim ya. Ay, ilk defa karga besliyoruz. Güvercin serçe falan beslemiştik ama. Ekmek atsana şuna bir. Ekmek gitmiyor ki ya. Uçmuyor. Gel. Ay bak, oraya düştü, şunu al da ye ya. Neyse, serçeler geldi. Serçeler gördü hemen ekmeği. Serçeler ne kadar minikmiş. Kiraz yedi, gördün mü? Şu tüm kiraz atsan mı? Maşallah, serçeye bak, hepsini aldı gitti. Gel sen de şunu götür ya. Nerede dur? Aşkına bak, şu kirazı atacağım. Çekiyor musun? Evet. Kargacık. Ay, yola kaçtı, hadi al onu. Bak, umursamadı şimdi ya. Az önce yemiştin ya. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık, biraz topladım. Birazdan çantaya yerleştiririm. Şöyle birazcık otururuz burada, seyrederiz denize. Uzanırız belki. Hava da çok güzel bu arada. Sabah erken saatte geldiğimiz için sıcak değil. Çok tatlı. Evet, son bir bardak çayımı da içmeden kahvaltıyı sonlandıramam. Bunu içmem lazım. Bizim karga denizden geliyor. Denize mi girdi çıktı? Islanmış baksana. Değil mi? Allah Allah. Ne aradı acaba? Evet arkadaşlar, kahvaltıdan sonra biraz uzanmıştık. Azıcık bir uyumuşuz. Sahil kenarında çok iyi geldi. Şu anda da çok güzel esiyor. Denizde hafif böyle
minik minik dalgalandı. Bizde biraz meyvemiz vardı, ondan yiyeceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş gideceğiz, öyle sıcağına kalmayalım. Evet arkadaşlar, toplandık, gidiyoruz. Ben yine hasırımı aldım, eşim çantaları aldı. Şurayı da şöyle göstermek istedim. Evet hadi gidelim canım. Geçelim karşıya. Arabalar da çok hızlı geliyor. Evet arabaya geldik ama araba yanıyor şu anda cayır cayır. Sahilde serin serin oturuyorduk. Çok sıcak. Çok aşırı sıcak. Vallahi sahildekiler esiyordu. Etmez canım, kırma eder mi ya ya. Neyse ki yolumuz kısa. Hemen gidiyoruz şimdi eve birazcık. Hamam gibi oturalım arabada. Çok sıcak arkadaşlar burası. Yani bu zamanlarda böyle sıcaksa ileride nasıl olur bilemiyorum. Allah yardımcınız olsun. Evet arkadaşlar, bahçeyi şöyle bir ziyarete gelmiştim. Daha doğrusu geçen gün serada çilek almıştım ya, bu çileği yıkadım, suyu dedim ki boşa dökmeyeyim. İçinde çileğin tohumları falan kalmış olabilir. Bunu güzelce bahçede çileklere dökeyim dedim ama orası sulanmış. O yüzden şimdi dökmeyeceğim oraya. Domatesi falan dökerim. Şöyle bir de dolaşayım bahçede dedim. Dolaşırken ne gördüm? Domatesim kızarmış bir iki tane. Bir tane çileğim olmuş. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ilkleri sizinle paylaşıyorum. Evet tabii, daha sonrakileri de paylaşacağım ama ilkler çok daha önemli. Bakın bakın, o kadar çileğin içinden sadece bir tanesi döl vermiş. Ay o da çok da güzel olmuş, çok güzel olmuş. Bir tane daha vermişti bu çilek. O biraz böyle yamuklu yumukluydu ama bu çok güzel görünüyor. Bu daha düzgün şekli. Bu arada eşim de birkaç tane acır gucur toplamış buradan. Acırı biliyorsunuz. Artık bu sene Allah izin verirse turşularımı acırdan yapacağım. Bayağı bir dölü var herhalde ama burası otu çöpe karışmış vallahi. Bir el atıp buraları temizlemek lazım arkadaşlar. Çileğimi göstereyim şöyle. Ay. Bir gün daha dursun, daha sonra alayım. Çok güzel görünüyor şimdi ama. Bakın bir tane daha var yanında. Diğer çileklerde olmadı. Bunda da olmadı henüz. Bilmiyorum, bakalım Allah verirse daha sonra alırız. Şimdi domatese gidelim, kızaran domateslere. Hoppa. Ay. Şu aralardan şöyle. Evet. Bakın zaten domatesler vardı. Bir tane burada kızarmış. Bunu alacağım şimdi. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Hop 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 hop. Ay. Geldi. Bir koklayayım şöyle. Oh Allah'ım ya Rabbim, bu ne kadar güzel bir nimet böyle. Çok şükür. Şöyle bakalım. Şurada da bir tane gördüm. Onu da alabilecek miyim? Siz de gördünüz mü? Görmediniz muhtemelen. Heh, şimdi görmüş olabilirsiniz. Evet. Arada derede kalmış bir tane. Ay. Şimdi şöyle koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bunu da kopardım. İki tane domatesimiz kızarmış. Şunlar da kızaracaklar. Kızarmaya yüz tutmuşlar. Az önce de bir tane çürümüş gördüm. Onu aldım. Neden çürür, nasıl çürür, niye böyle olur bilmiyorum. Onu bir sorup soruşturmak lazım. Evet, kabaklarımı da göstereyim. Bakın. Kabak bazen böyle şöyle bir kabak da veriyor. Onu atıyormuş kendisi. Neden öyle bilmiyorum ama böyle kabaklar. Şunun rengi de biraz yeşil, koyu yeşil. Neden öyle olmuş? Ah, dikeni battı ya. Dikeni mi varmış bunun? Ay. Böyle arkadaşlar. Bunların azıcık daha büyümeye ihtiyacı var.
biberler oluyorlar zaten. Bunlar herhalde süs biberi. Acı biber yani. Süs biberi mi diyorlar, ne diyorlardı? Neyse. Acı tatlı artık ne çıkarsa bahtımıza diyeceğiz. Bakın orada da var biber. Biberler veriyor maşallah ama patlıcanda henüz bir şey yok. Bu patlıcan sanırım. Evet, sıra geldi bamyaya bakmaya. Az önce birkaç tane bamya gördüm. Çok da büyümeden alayım istedim. Ay, yaprak mı geldi gözümden? Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, gelmiyor. Alamadım. Birazcık daha büyümesi gerekiyordu acaba? Bu niye böyle olmuş? Bakın be. Allah'a. Anlamadım ama bakalım. Şu elimdekileri kenara bırakayım. Toprağa koyalım. Şimdi bakalım başka bamya var mı? Birazcık daha ufaklar. Az önce görmüştüm ama neredeydi, hangisiydi, kameraya getireyim dedim. Şu. Evet, bunu alayım. Yok, az önce gördüğüm bu değil ama ha. Ay. Ay ay ay. Evet, şunu alalım. Bunlar acaba daha oluşmamış mı ya? Ne dersiniz? Bence olmuş gibi. Biraz dursa fazla büyüyecek sanki. Şurada da var. Hop hop hop, bakalım bakalım. Arkadaşlar ben şöyle araştırayım. Az önce bir tane gördüm. Bir tane kökte birkaç tane böyle birazcık daha büyümüşleri vardı ama neredeydi onlar? Şu tamam. Az öncekileri herhalde erken almışım. Muhtemelen biraz şöyle büyümesi gerekiyordu. Bakın. Neyse, olsun, olur böyle şeyler. Acemilikte her şey olabilir. Şöyle göstereyim. Geldi benimki. Ben de nerede kaldığını merak etmiştim Ponçik Hanım. Şuraya koyayım. Bunlar herhalde birkaç gün sonra daha mı iyi olurlar? Bamyanın büyüme hızını da hiç bilmiyorum. Ama güzel güzel oluyorlar yavaş yavaş arkadaşlar. Bakın, bunları sizinle de paylaşmak istedim. Fasulyelere bakalım. Fasulyelerde de vardı geçenlerde. Ama bu aralar çok dar. Ben buradan nasıl toplayacağım hiç bilemiyorum. Mısırlar da yattı ya şöyle geçen günkü fırtınada. Neyse. Düzelir inşallah. Neyse, ne yapalım, bu kadarlık yeter. Birkaç tane acur aldı eşim. Onlar evde. Birkaç tane bamya, iki domates, bir tane çileğimiz var. Allah bereket versin. Bol bol semizotumuz var. Geçen gün semizotu topladım. Buradan. Bakın. Daha ne olsun? Değil mi? Şunlar da olacaklar nasıl olsa. Hepsi de. Evet arkadaşlar, bahçenin son hali böyle. Aa, bu mısır direkt kökünden kırılmış ya. Üf. Aa, fasulye de gördüm. Hadi onu da alayım. Hemencik. Oh. Evet. Evet. Artık fasulyeydi, bamyaydı. Bunlarla şey yaparım. Türlü. Gelmedi. Tamam, geldi. Evet. Demek ki fasulyenin içine girsem çıkacak bir şeyler. Hop hop hop. Ay, burası da maşallah orman ya gibi. Nasıl gireceğim, nasıl çıkacağım buradan hiç bilmiyorum. Aa, şurada da bir fasulye gördüm. Onu da alayım. Gördüğümü alayım hemencik. Hop hop hop.
Evet. Evet arkadaşlar, ben şöyle birazcık daha bakayım. Bir şeyler çıkacak mı? Heh Ponçik, iki tane domatesim oldu. Onu da sen top niyetine oyna. Ay! Kız dur. Evet arkadaşlar, maşallah subhanallah fasulyelerimi de topladım. Bayağı vallahi bize yetecek kadar oldu yani, yarım kilo falan fasulye çıktı herhalde aşağı yukarı. Bir pişirimlik oldu yani. İki de domatesimiz var. Allah bereket versin, daha ne olsun. Fasulye hiç aklıma gelmemişti bu kadar olacağı. Tabii gözümden kaçanlar da olmuştur ama. Evet, bahçemin gülü de burada. Ben şimdi bunları hemen eve götüreyim. Birazdan akşam ezanı okunacak. Bakalım belki kavurmasını yaparım. Çok severim fasulye kavurmasını. Bunlar benim topladıklarım. Bunlar da eşimin bulduğu acurlar. Evet, şekilleri birazcık interesting olmuş ama olsun, güzeller. Bunu da şimdi komşum göndermiş. Allah razı olsun. Zahir'in koymuş. Göndermiş. Oh, daha ne olsun. Bakın. Maşallah. Evet, şu bamyayla çok güzel bir ya bamya yemeği yapayım ya da hiç bamya kızartması yapmadım. Bununla olur mu bilmem, onu bir sorayım. Bununla bamya kızartması deneyebilirim. Çok lezzetli oluyor diyorlar. Çok merak ediyorum ben de. Bununla ama fasulye kavurması yapacağım inşallah. Allah nasip ederse arkadaşlar. Hadi bakalım.